2, 1, kayıt. Merhabalar, ismim Yüksel Sabiçe. Alışveriş merkezinin elektrik panolarının bulunduğu odaların yangın ASO söndürme sistemlerinin genel bilgilendirmesini, panellerin kullanımını, bir alarm durumunda nelere dikkat edecek, onların kullanımını beraber göreceğiz. Yangın ASO söndürme sistemi 3 ana bölümden oluşuyor. Buyurun gelin. Biraz dolaşarak çalışacağız. Duman dedektörü ve ısı dedektörü. Duman dedektörü ve ısı dedektörü. Burada alan büyük olduğu için 2 duman 2 ısı kullandık. Burada herhangi bir yangın durumunda duman dedektörü ve ısı dedektörü birlikte algılama yaptığı zaman söndürme başlayacak. Bunun testlerini yapacağız. Tekrar anlatıyorum. Algılama bölümümüz. Buyurun dışarı çıkalım. Aynı arabalarda olduğu gibi algıladığımız sinyalleri kontrol eden, denetleyen kontrol panelimiz ve söndürme panelimiz. Algılanan sinyal doğrulandıktan sonra panel tarafından, panel bu sinyali söndürme jeneratörü veya söndürme tüpü dediğimiz söndürme tüpüne gönderiyor. Buyurun onu da bir görün. Mutlaka görüyorsunuz ama bilginiz olması için. Bu odada 2 adet söndürme jeneratörü kullandık. Odanın metre küpüne göre, hacmine göre ASO jeneratör kullanıyoruz. Kısa tekrar anlatıyorum. Dedektörlerden gelen alarm yangın sinyali panel tarafından değerlendiriliyor ve ASO jeneratörlerinden söndürme yapıyor. Şimdi bunun gerçek oranı tespit yapıyoruz. Evet Murat Bey. Çekime devam ediyoruz. Şimdi tamam, özür diliyorum. Hemen başlıyoruz. Yangın panelinin üzerinde 2 adet sirenimiz mevcut. Sirenin birisi, birinci seviye yangın alarm geldiğinde yangın alarm uyarısı olur. Siren çalar, söndürme yapmaz. Eğer ikinci siren, flaşörlü siren devreye girerse söndürme başlayacak uyarısı vardır. Bu da söndürme süresi vardır. 60 saniye veya 30 saniye süreden sonra söndürme başlayacaktır.